Yeni kulaklığım geldi arkadaşlar. Yaklaşık 3 gündür bunu bekliyordum. Çok heyecanla almıştım. AKG K92 hepinize tavsiye ediyorum. Az önce gittim aldım. Aras kargoyu bekleyemedim. Ben de dedim ki artık gideyim alayım abi. Çünkü çok heyecanlıyım gerçekten. Eve gidip bir an önce açmak istiyorum ama dedim ki şurada da bir göstereyim. Burada mı açsam ya? Abi burada açacağım ya. Şöyle yaklaştırayım. AKG K92 arkadaşlar oldukça güzel bir kulaklık. Closed back bir kulaklık. Bildiğimiz monitör kulaklığı arkadaşlar. Referans monitör kulaklığı. Mix'de çok güzel. Çok böyle detayları duyabileceğiniz bir kulaklık. Ve benim de böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Yaklaşık bir haftadır Dore Müzik'le olan mailleşmelerimiz sonucunda Dore Müzik FLŞ'lerin sponsor olmayı kabul etti. Bana bu kulaklığı gönderdi. Çok teşekkür ediyorum onlara. Eve gidip hemen bakalım. İstanbul ve Ankara 28, İzmir 32, Adana 31, Diyarbakır 38, Erzurum 26, Samsun 27'de. Evet arkadaşlar aldım eve geldim. Gördüğünüz gibi kutuyu masaya koydum. Çok heyecanlıyım. Şimdi hep beraber açıyoruz. Şimdi şu özellikleri bir okumak istiyorum. Diyor ki AKG K92 kulak üzeri kapalı kulaklık, closed back kulaklık. Sizin için kaydetme ve dinlemedeki en doğru izlemeyi dinlemeyi sunar size diyor. 40 mm sürücüleri var diyor. Size doğru sonucu verir diyor. Oldukça beğendiğim, son zamanlarda takip ettiğim bir kulaklıktı. Hani AKG zaten kulaklık konusunda kendisini ispatlamış bir kulaklık markası. Ve AKG K92 de benim son zamanlarda çok almak istediğim bir kulaklıktı. Ve almış oldum. Çok heyecanlıyım gerçekten. Açabilirsem. Şöyle açacağız. Evet. Ortaya çıktı kulaklık. Güzel paketlenmiş. Yani başına bir şey gelme ihtimali neredeyse sıfır. Yani oy. Abi çok iyi be. Gerçekten yani. Karmaşık. Arkadaşlar gerçekten hani elinize aldığınız anda şeyi anlıyorsunuz. Hani ben şu an kaliteli bir malzeme tutuyorumu anlıyorsunuz. Bakın şöyle AKG ve hani siyah sarı güzel bir dokusu var. Çok hoşuma gitti gerçekten. Sağlam duruyor ve rahat da duruyor. Hani hafif duruyor ve sağlam duruyor. Hem sağlamlığı hem hafifliği bir arada sunmuş AKG K92. Arkadaşlar belki hoşunuza gitmeyecek olan bir özelliği var. Çok uzun kablosu. 3 metre kablosu var yani. 3 metre kablo belki hani bilmiyorum. Daha küçük ses kartınıza daha yakındaysanız sizi rahatsız edebilir. O yüzden şu şekilde toplamışlar. Bunu tabii biraz daha güzel olabilirmiş. Demek ki yolda şey olmuş biraz, kendinden geçmiş bu kısım. Ben burayı biraz daha düzenlerim. Göstermek istediğim bir şey de şu arkadaşlar. Kameram netleyecekse. Göstermek istediğim bir şey de şu arkadaşlar. Bakın bu görmüş olduğunuz çivi jack. Bunu doğrudan ses kartına takabilirsiniz. Bir de benim başka aldığım bir çivi jack vardı. Ses kartına 3.5 mm'lik bir kulaklık takmak için kullanıyordum. Bakın buraya 3.5 mm takılıyor. Ve burası da ses kartına takılıyor. AKG K92'nin şöyle bir özelliği var. Bu zaten çivi jack'la geliyor. Vidalı bir şekilde içinde 3.5 mm'lik jack'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun vidalı olması bence çok iyi olmuş. Çünkü bazen hani ses kartından çıkabiliyor, düşebiliyor. Bu tarz şeyler olabiliyor. Kablo ağır sonuçta düşebiliyor. O yüzden çok güzel bir hareket olmuş. Bir şey daha göstermek istiyorum. Kimisini üzecek bir haber bu. Arkadaşlar bakın birçok referans kulaklıkta jack girişi, yani burada da bir jack girişi olur. Kulaklık bozulduğu zaman, kırıldığı zaman buradan tekrar çıkarıp buraya tekrar yeni bir kablo takabilirsiniz. Ama AKG'de böyle bir maalesef böyle bir özellik yok. Fiyat da zaten bu yüzden daha ucuz. Çok kaliteli bir kulaklık. Ekranın şuralarına bir yerlerine artık frekans aralığını, şuyunu buyunu yazarım. 16 Hz ile 22 kHz arasında bir ses aralığı var. Gayet güzel. 32 ohms, 200 gram. 200 gram gerçekten kulağınızda hiç hissettirmiyor arkadaşlar kendisini. Şimdi isterseniz bir dinlemeye geçelim. Yavaş yavaş bakalım nasıl olacak. Şöyle bir deneyelim kulağımızda falan, kafamızda. Ben bir FL Studio'dan bir şey açayım. Tabii siz maalesef ki kulaklığın size verdiği frekansı duyamayacaksınız. Bu arada içlerinde L, R diye yazmaları da çok güzel. 10'da 10 hareket olmuş. Yani bilmiyorum görünüyor mu kamerada ama görünüyor sanırım. Evet şöyle biraz daha ışık. Güzel, sevdim. Dora Müzik'ten daha çok alışveriş yapacağız belli ki. Gerçekten teşekkürler. Thank you.
Güzel. Gerçekten güzel. Yani low frekanslar şu an gerçekten dolu dolu geliyor arkadaşlar. Tam istediğim gibi. Gerçekten iyi. Eğer düşünüyorsanız bir stüdyo referans kulaklık istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle AKG K92'yi herkese tavsiye ediyorum. Tabii başka ürünlere de bakabilirsiniz yani. Bilmiyorum, ben hoşuma gitti, beğendim. Çok uzun zamandır araştırıyordum zaten. AKG K92 hani radarıma girince üzerine daha çok düştüm. AKG'nin ve Sennheiser'ın arasında kaldım. Sennheiser da çok iyi bir kulaklık. Sennheiser da kullanmıştım. Ama AKG gerçekten yani gerçekten hakkını veriyor. Arkadaşlar kulaklık beklediğimden iyi çıktı. Eğer almak isterseniz tavsiye ederim. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.